Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Enerji Verimliliği Derneği'ndeyiz ve misafirlerim Nermin İlhan ve Mustafa Ali Güner. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun, siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler, siz iyisiniz. Mikrofon sizdeyken isterseniz sizden başlayalım. Kısaca bir tanıyabilir miyiz? Mustafa Ali Güner, Denizliliyim. Teknokent'te enerji ve bilişim üzerine bir firmada çalışıyorum. Aynı zamanda solar enerji üzerine daha çok ağırlıklı olarak çalışıyorum. Enerji Verimi Derneği'nde gönüllülük usulüyle, ülkemize katkı sağlamak usulüyle 2016'dan bu yana üye olarak faaliyet göstermekteyim. Güzel, teşekkürler. Rica ederim. Nermin Hanım'ı tanıyalım isterseniz. Teşekkürler. Denizliliyim. 79 doğumluyum. Bir yıldır Enerji Verimliliği Derneği üyesiyim. Direksiyon eğitmenliği yapmaktayım. Bu kadar, evet. Çocuklarımızın ismini? Bir tane oğlum var, 15 yaşında. Eren İlhan. Çünkü o da bizi izleyecek. Evet, mutlaka. Değil mi? Mutlaka izleyecek, evet. Eyvallah. Nasıl iş hayatı, direksiyon eğitmenliği yaptığını söylediniz? Evet, direksiyon eğitmenliyim. Özel kursta eğitmenlik yapıyorum. Ne zamandır yapıyorsunuz? 10 yıldır. Yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Mesleğimden gayet memnunum. Araç üzerindeyiz sürekli ama bazıları için çok tehlikeli geliyor. Ama biz gayet rahat bir şekilde trafiğe daha uygun sürücüler yetiştiriyoruz. Gerçi zamanımızın olacağını zannetmiyorum ama keşke zamanımız olsa da sizinle bu trafik üzerine biraz sohbet edebilseydik. İnşallah. Ama biz şu anda Enerji Verimli Derneği'ndeyiz, evet, ve onunla ilgili konuşacağız. Evet. Pekala, Enerji Verimli Derneği'ni kısaca bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Enerji Verimliliği Derneği 2009 yılında zamanın başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kuruldu. Derneğimizin kuruluş amacı ise enerji verimliliği çalışmalarımızı devletimiz ve vatandaşlarımız arasında köprü olmak. Türkiye genelindeki şube sayımız 17. Denizli şubemizi 6 yıl önce hayata geçirdik. Kurulduğumuz günden yana da çocuklarımıza, öğrencilerimize, ev hanımlarımıza, ayrıca sanayicilerimize eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimler sonucunda da çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Güzel. Evet. Mustafa Ali Bey'le devam edelim isterseniz. Mikrofonu verebiliriz Mustafa Bey'e. İsim olarak her ikisinden mi kullanıyorsunuz? Mustafa diyebilirsiniz. Tamam, biraz kolaylık olsun birbirimize. Tabii. Pekala Mustafa Bey, siz bu işin biraz da mutfağındasınız. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet, doğru. Birazcık oradan bahsedelim isterseniz. İlk önce kendi iş hayatınızda nasıl iş hayatımız? İş hayatı enerji olduğu için hızlı aslına bakarsanız. Çünkü enerji biliyorsunuz hayatın her alanında olmazsa olmazlardan bir ihtiyaç. Yani hep üç içerisinde sayılır değil mi enerji? Tabii ki. Yani sağlık, eğitim ve enerji. Dolayısıyla ekonomik durumlardan pek etkilenmiyor sektör. Çünkü üretmeye devam ediyoruz, tüketmeye devam ediyoruz. İnsan hayatı devam ettikçe enerjiye ihtiyaç her alanda var. Tüketim daha çok herhalde değil mi üretimden? Evet, yani aslına bakarsanız dernek olarak amaçlarımızın asıl amacımız tüketim noktasında bilinçli tüketim yaratabilmek insanlarda. İsrafı önlemek tabii diyebilir ki, miyiz? Tabii ki işte verimli kullanabilmek aslına bakarsanız derneğin isminde de hani belirtildiği gibi. Dediğiniz gibi işin mutfak tarafında konutlarda, ulaşımda, sanayide aslına bakarsanız hayatın her alanında enerjinin bilinçli tüketimi alanında sosyal sorumluluk projeleri, onun dışında onları bilinçlendirme yapmışız ve hani öncü aslında çalışmaları hani başlatma aşamasında dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. Şu anda organ sanayi bölgesinde bir çalışmanız var herhalde değil mi? Evet, doğru. Verimlilikle ilgili ondan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. 2013 yılında bu projenin ilk olarak 2013 yılında gerçekleştirildi bu proje. Denizli'deki 630 tekstil işletmesindeki enerji verimliliği potansiyeli belirlendi. Yaklaşık %15 bir potansiyel ortaya çıktı o zaman. Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirildi bu proje. Yaklaşık Denizli'de yıllık 100 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu potansiyeli olduğu ortaya çıktı.
Bu sadece tekstil sektörü mü sadece yoksa? Tekstil sektöründe 635 firmada. Biz tabii bu büyük tasarruf imkanını gördüğümüz için sürekli olarak bu çalışmaları devam ettirme düşüncesindeyiz. Dolayısıyla bu çalışmanın bir ikincisini gerçekleştirmeyi planlıyoruz diyebiliriz şimdi. O zaman için Güney Ege Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirmiştik. Onların desteğiyle gerçekleştirmiştik. Şimdi ise Avrupa Birliği destekleriyle tekrardan organize sanayi bölgesinde KOBİ statüsündeki işletmelerde bir ön enerji etüdü projesi başlatacağız çok yakın bir zamanda. Ve tekrardan sadece organize sanayi bölgesindeki KOBİ'ler olmak üzere başta, sonrasında tabii ki geliştirmeyi amaçlıyoruz. Enerji verimliliği potansiyelini çıkartmayı hedefliyoruz. Şimdi Nermin Hanım'la devam edeceğim. Sonra size döndüğümde şunu merak ediyorum şimdi doğrusu. Buradaki projeniz hangi başlıklar altında yapıyorsunuz? İşte makinelerin yenilenmesi gibi mi veya daha ne bileyim sizin tabii söyleyeceğiniz ki ne olur? Onu Nermin Hanım'dan sonra devam edelim size. Enerji verimliliği. Evet. Tabii ki önemli bir konu. Evet. Yapılması gereken bir konu. Bilinmesi gereken bir konu. Çünkü bildiğim kadarıyla enerjinin çoğunu zaten yurt dışından alıyoruz. Evet. Dışa bağımlı bir ülke durumdayız maalesef. İnşallah. İnşallah zamanla kendimizi yenileyeceğiz. Evet. Pekala, enerji verimliliği dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Şimdi enerji verimliliği bizim aslında çok basit. Hayatımızı kolaylaştıracak ve kolaylaştırması için kullandığımız kömür, doğalgaz, su ve petrol gibi enerji kaynaklarının dikkatli ve özenli bir şekilde kullanılması demek. Enerji kaynakları enerji olarak ikiye ayrılıyor. Yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji. Yenilenebilir enerji rüzgar ve güneş. Yenilenemez enerji ise yine de hani tekrar sayacağım. Kömür, petrol, doğalgaz ve su. Ve farkındayız ki bunlar zamanla günden güne azalmakta. Bu sebeple daha dikkatli, daha özenle kullanmamız gerekiyor bu enerji kaynaklarını. Şimdi bütün ülkelerin gündeminde, tabii ki bizlerin de gündeminde bu enerji kaybı. Çünkü günden güne azaldığının hepimiz farkındayız. Yenilenebilir enerji kullanmak aslında çok faydalı ülkemiz için. Yalnız bunun kurulumu, yani güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin kurulumu oldukça pahalı. Bu sistem yaygınlaşana kadar bizim de zamana ihtiyacımız var. Bu zaman süresince de enerjiye de ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı enerji tasarrufu çok çok önem taşıyor. Evet. Bu dernekle tanışmanız ne zaman oldu? Ne tür bir şey vesile oldu? Aslında bunun için tebrik ediyorum sizi gerçekten. Yani aslında benim işimin içinde de bu enerji verimliliği var. Ulaşımda da enerji verimliliği var. Hani birazdan anlatacağım ama onu da ulaşımda verimlilik. Ben araçla uğraşırken zaten bu tür konular hani verimlilik, enerji verimliliği, yakıt tüketimi bunlar zaten direkt enerji verimliliğine getiriyor. O şekilde de bir tarafından başladım. Evet, güzel. Tebrik ediyorum. Aslında biraz evvelki saydığınız enerji ham maddelerin birçoğu da aslında doğayı kirleten, doğayı mahveden şeyler. Yani, mesela diyelim ki bugün için kömür. Evet. Hem soluduğunuz havayı kirletiyorsunuz hem de dünyayı kötü bir hale getiriyorsunuz onu sürekli kullanmakla. O anlamda öbür ikinci kademede saydığınız yenilenebilir enerjiler bunlar gerçekten çok yani daha önemli. Zaman alıyor ama olmayacak diye bir şey yok. Bu yani enerji kaynaklarımızı da kullanırken yaşam standartlarımızdan da istesek de istemesek de ödün veremiyoruz. Çünkü hani enerjiye devam etmek zorundayız. Sadece tüketirken biraz daha tasarruflu. Ömrünü uzatacağız. Tamam. Sizden de biraz sonra kadınlara önerilerinizi alayım bu konuda. Nasıl verimli kullanabilirler? Tabii ki. Ayrıyetten bir ev hanımıyız. Değil mi? Yani enerjinin birçoğunda hatır sayılır bir kısmında kadınlar kullanıyor değil mi? Evet, ev ortamında. Evet. Usta böyle devam edelim. Biraz evvelki o sohbetimizdeki organize sanayi bölgesindeki bu çalışmanızda hangi başlıklar altında oluyor? İşte makinelerin yenilenmesi gibi mi yoksa tesisatların yenilenmesi mi? Evet. Hangi yöntemlerle proje yapılıyor? Dört aşamada gerçekleşiyor genel olarak. Ön enerji etüdü dediğimiz aşama ilk aşaması. Bu aşamada enerji verimliliğini
enerji verimli olabilecek potansiyelleri belirliyoruz. Bu işletmeye göre değişiyor. Bir tekstil işletmesinde örneğin motorlar, aydınlatma sistemleri, elektrik sistemleri, havalandırma sistemleri, soğutma sistemleri, kazan sistemleri, buhar sistemleri bunların hepsi içerisine giriyor. Aslında bakarsanız kullanılan bütün alanlar bunun içerisine giriyor. Yani kullandığımız aydınlatmadan tutun, hani en düşük olarak gördüğümüz ama büyük bir potansiyel olan aslında bir alandan tutun. İşte makinelerde kullanılan motorlar en çok enerjinin tüketildiği alana kadar her alanı kapsıyor. Tabii bu uygulamanın yapılacağı işletmedeki işte soğutma kulesi örneğin tekstil işletmelerinde bulunmuyor. Hattanelerde bulunabiliyor. O yüzden uygulanan işletmeye göre değişiyor. Fakat her şey, hemen hemen her şey bu proje kapsamında kontrol ediliyor. Potansiyeller belirleniyor. Siz güneş enerjisi konusunda çalışmalarınız evet, var değil mi? Doğru. Bildiğim kadarıyla. Evet doğru. Pekala o da ne aşamadayız? Bu sanayi hizmet verebilecek seviyeye gelmesi ne kadar zaman alır? Şu anda birazcık zor galiba değil mi? Şu anda evet. Uygulama pek yok herhalde değil mi? Şöyle bir bilgi vereyim. Bizim deniz organik sanayi bölgemizdeki kapasitemiz sadece 4 megawatt şu anda. Trafo kapasitemiz. Evet. Fakat trafo kapasitesinden ziyade öz tüketime yönelik aslında kapasite engeline takılmadan işletmeler bu konuda yatırım yapabilir. Kendi çatılarında yeterli alanlar var işletmelerde, fabrikalarda malum. Bu alanları kullanarak kendi ürettiği enerjiyi tüketimlerinde kullanarak büyük bir tasarruf elde edebilirler. Fakat tabii bilinçlendirme çalışmaları belki yetersiz kalıyor ülkede, tam bilemiyorum. İnsanlarımıza bunu anlatmamız, bu konuda bilinçlendirmemiz ve teknolojinin bu güneş enerjisi, yenilenebilir enerji aslında sadece güneş değil, tamamen yenilenebilir enerji kullanımının ülkede artırılması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Rüzgar konusunda nasılız? Rüzgar konusunda denizli olarak, yani bölge olarak çok uygun değiliz. En yakınımızda Dinar var. Dinar bölgesi geçtiğimiz hafta itibariyle 200 megawatt kapasiteye ulaştı. Kurulu güç kapasitesine çok iyi bir rakam. Onun dışında ülke olarak baktığımızda Çanakkale bölgesi zaten bizim rüzgar enerjisinde kalbimiz olan nokta. En çok kurulu güç kapasitemiz orada var. Ama güneş olarak tabii ki Akdeniz bölgesi, yani denizli konum olarak aslında büyük bir potansiyele sahip. Yani bizim rüzgardan bu bölgede ziyade, daha ziyade güneş. Tabii ki, tabii ki. Bunu değerlendirmekte fayda var. Sanayi sektörünün talep görmeyeceği şekilde bir cazipliği şu an için yok herhalde, öyle mi? Aslına bakarsanız bir caziplik var. Yaklaşık 7 yıl, 6,5 yıl civarında geri dönüş süreleri var güneş enerjisi yatırımlarında. Fakat tabii ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü sanayicimiz pek fazla bu şekilde belki risk almak istemiyor. Belki de 6,5-7 yıl sonrasını göremediği için pek yatırımlara sıcak bakmıyor. Ama sonuçta işletmeler burada, Denizli'miz biliyorsunuz çok köklü işletmelere sahip. 50 yıllık, 60 yıllık belki daha fazla süreli işletmeler var. Bu şekilde değerlendirildiğinde pek aslında korkmamak gerekiyor. Hiç mi yok şu anda bizim organize bölgesinde bunu kullanan, yani bir kişi bile mi yok? 630 sayısı bayağı yüksek sayı. Sadece tekstil branşında saydınız mesela. O 630 sayısı Denizli genelindeydi. Denizli. Organize sanayi bölgesinde KOBİ statüsünde şu anda 69-70 kadar bir işletme mevcut. Onun dışında toplamda 130'a yakın işletme mevcut. Yakın zamanda uygulamaya geçmeyi planlayan işletmeler var. Kapasite işte başvurusunu yapmış, projelerini gerçekleştirmiş ve uygulama aşamasına gelmiş işletmeler var. Yakın zamanda hayata geçecek. Aslında birbirine bakarak da daha çok gelişiyor değil mi bu tip şeyler? Evet. Yani bir kişinin yapmasını bekliyor herkes belki de değil mi? Doğru, kesinlikle. Kesinlikle. Kocabaş bölgesinde bir işletmede mevcut, şu anda gerçekleştirilmiş bir proje var. Bu şekilde çatı uygulaması, kendi tüketimlerini karşılamak amacıyla üretim yapmak üzere kurulmuş bir solar tesis var. Onun dışında dediğiniz gibi aslında birileri yapsa, biz de görsek, onlara sorsak, danışsak, hani bu işler nasıldır, iyi midir, değil midir şeklinde bir bekleyiş var. Ama yakın bir zamanda organik sanayi bölgesinde büyük bir işletme bu 2 megawattlık bu projesini hayata geçirecek. Harika olur. Yine bir televizyonda izlemiştim. Bir iplik firmasının biri rüzgar enerjisiyle evet, kendi bütün ihtiyacını karşılıyor.
İnşallah bu bölgemizde de bunu görürüz. İnşallah, diyorum. İnşallah. Evet, Nermin Hanım, sizden de şeyler alalım. Evet. Kadınlara enerjinin bir kısmını evet. bayağı kullanan kadınlarımıza önerileriniz neler olur? Yani şimdi bayağı kullanmıyoruz desek yalan olur. Kullanılıyor tabii ki de. Çünkü ama size kolaylık sağlıyor. Bütün cihazlar elektrikle çalışıyor değil mi? Bütün ev aletleri elektrik üzerine zaten. Bunda nelere gidebiliriz? Aslında bu da çok kısa ve özet bir şey. Aldığımız bütün ev aletlerini A sınıfı alacağız. Enerji tüketiminde daha tasarruflu. Kullandığımız çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi tam doldurmadan çalıştırmıyoruz. Tamamen doluluk oranına ulaşınca çalıştırıyoruz. Bu tür şeyler yani evlerde yapabileceğimiz ufak tefek şeyler ama toplu halde yapıldığında çok büyük enerji tasarrufuna gidiliyor. Örneğin yine televizyon, evlerimizdeki televizyon, uydu, bilgisayar gibi ev aletlerinin fişten tamamen çıkartılması, yani elektriğinin kesilmesi. O gördüğümüz minik, minicik kırmızı ışık bile enerji kaybına neden oluyor. Evet, geçen gün okumuştum. Evet, %5 civarında bir tasarrufa vesile oluyormuş. Veya bu kadar, kayba neden oluyor eğer takılı aynen, kaldığı aynen. sürece. %5 az değil. Bu kadar basit aslında yapacağımız şeyler. Onun dışında zaten bunlar enerjimizi tükettiği için enerji alanında bize lazım olan elektrikli ev aletleri, su da dahil olmak üzere bunları yapacaklar. Bunları hanımlarımızdan bunları bekliyoruz. Evet. Evet. O zaman onları özetleyecek olursak makineler dolmadan çalıştırılmayacak. Hem çamaşır mümkünse, makinesi evet. hem de bulaşık evet, makinesi. Evet, evet. Yani çok kolaylık sağlayan bir şey ama tamamen doldurmadan elimizden geldiğince çalıştırmayalım. Fişleri takılı bırakmayacağız mümkün olduğunca. Tabii ki. Evet. evet. Güzel. Ben burada bir noktaya dikkat çekmek tabii istiyorum. Tabii ki. Şu anda Türkiye'deki konut sayısı 22 milyona yaklaştı, çok yakın. 22 milyon diyebiliriz. Evlerdeki tüketimde elektrik olarak bile sadece aylık 1 TL'lik bir tasarruf ayda 22 milyon TL yapar. Ülke bazında baktığımız zaman. Doğru. Yani bu çok büyük bir potansiyel aslında ki sadece küçücük LED lambaların %5'lik bir tasarruftan hani tasarruf sağladığından bahsediyoruz ki ortalama bir evin elektrik faturası için düşündüğümüzde 60 lira gelen bir evin zaten %5'lik sadece o fişten çekmeyle ülke olarak ayda 22 milyon TL'lik bir tasarruf potansiyeli mevcut. Yani sadece evet. fişten çekerek bunu sağlamak mümkün. Doğru. Teknik bu, olarak. Tasarruf açısından her iki kesim açısından önemli. Tabii ki. Hem devletin tasarrufu açısından hem de kişisel bazda yani hane bazında. Evet. Yani bizim tasarrufumuz olmuş oluyor. Çünkü sonuçta biz enerjiyi dışarıdan alan bir durumdayız şu maalesef. An için. Maalesef. Ve onun için tasarruf gerçekten çok önemli. Evet. Aslında ülke bazında üretimimiz enerji olarak, elektrik olarak baktığımızda üretimimiz de çok büyük rakamlarda. Tüketimimizi düşürebildiğimiz takdirde direkt aslında yurt dışından ithal ettiğimiz enerji miktarını düşürmüş olacağız. Evet. Yani doğrudan aslında bakarsınız. Değil mi? Tabii ki. Dışarıya giden paramız azalmış tabii olacak ki. Yani o anlamda. Tabii ki. Evet, devam edelim. Hibeler var mı bu konuda? Var. Enerji konusunda. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ön enerji etüdünü Avrupa Birliği desteklerinden faydalanarak, ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. İlk etapta 5 firmayla başlamayı planlıyoruz. Bu 5 firmanın ön enerji etüdünü tamamladıktan sonra bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz. Buradaki proje sadece ön enerji etüdü yapıp potansiyeli belirlemek değil aslına bakarsanız. Sonrasında tekrardan desteklerle, hibelerle detaylı enerji etüdü ve uygulama kısmı, sonrasında da eğitim kısmını da tamamlamak istiyoruz bu projelerde. Detaylı etütte artık örneğin işte aydınlatma sistemindeki potansiyeller belirlendikten sonra oradaki uygulamaya yönelik daha detaylı bir etüt yapılaraktan uygulanacak sürecin belirlenmesi, karar verilmesi aşamasını kapsıyor. Sonrasında da artık harekete geçip uygulayarak oradaki potansiyeli kazanmış oluyoruz. Sonrasında da işte oradaki çalışanlar, yöneticiler herkesi bu konuda bilinçlendirmek amacıyla, sonrasında bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla bir eğitim çalışması. Bu komple hepsi bir enerji yönetimi projesi aslına bakarsanız. Biz şu anda ilk aşamasını gerçekleştireceğiz. Pekala, onun saha çalışmasını siz var mısınız? Yoksa başka arkadaşlar? Olacağız. Şöyle söyleyeyim, bakanlık desteğiyle Avrupa Birliği fonundan faydalanarak yapılacak. Onun dışında destek konusunda
KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik 75.000 TL bütçeli bir desteği var. Enerji verimliliği desteği. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yine 1 milyon TL'ye kadar uygulama aşamasında yapılacak projelere %30'luk bir hibe desteği var. Bu yeni açıldı. Nisan ayı süresince başvurusu yapılacak. Biz buna yetişmeyi hedefliyoruz şimdi. Firmalarımızda yapılacak uygulama çalışmalarını da bakanlığımızın verdiği bu destekten faydalandırarak gerçekleştirme hedefimiz var. Onun dışında kalkınma ajanslarının destekleri var. 2013'teki çalışmamız malum Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle gerçekleşmişti. Hı hı. Yani bu şekilde verimlilik arttırıcı proje destekleri, VAP destekleri, gönüllü anlaşma destekleri yine bakanlığımızın verdiği destekler, hibeler var aslına bakarsanız. Pekala, bu proje hedefindeki şirketlerin ilgisi nasıl? O konuda bir şeyiniz var mı? Var tabii ki, çünkü neden diyeceksiniz, bunlar daha kısa sürede dönüşü olan projeler. Yapılan iyileştirmelerin yatırım maliyetleri daha düşük olduğu için işletmeler tarafından daha olumlu karşılanıyor ve 2 yıl, 1,5 yıl, 1 yıl, 6 ay gibi, hani bu kadar kısalan sürelerde de geri dönüş sağlanabildiği için işletmeler daha küçük riskler olarak gördüğünden dolayı bunu daha sıcak bakıyorlar. Ve tabii ki sonuçta bu bir milli bilinçtir aslına bakarsanız. Biraz önce bahsettiğimiz gibi oradaki enerji bizim yurt dışına giden aslında enerji için harcadığımız paralara eşit. Doğru. Eyvallah. Nerman'la devam edelim. Pekala, Enerji Verimli Derneği gerçekten güzel bir dernek. Benim de sevdiğim derneklerden biri ve takdir ettiğim derneklerden biri. Sizin bilginiz dahilinde ne tür çalışmalar halka yönelik, evet, normal, evet, sosyal hayatta ne tür çalışmalar yapılıyor? İşimiz bilinçlendirmek zaten. Hı hı. Şimdi Türkiye genelinde, çünkü arkadaki panoda, evet, da gördüğümüz gibi enerjinin, aslında enerji projelerimizin sanayi tabiri. Resimleşmiş hali, evet. Evet. 4 büyük proje var. Hı hı. Enerji Hanım, Enerji Çocuk, Verimli Sanayi ve Verimli Ulaşım. Bu projeler dahilinde Enerji Çocuk projesiyle birçok öğrencimize, anaokullara, okullara eğitimler verdik. Genel Başkanımız İbrahim Çağlar da bu enerji tasarrufu projesi adı altında 15 milyar TL'lik bir hedef belirledi. Biz de Denizli'mizde şube olarak 600 milyon TL'lik bir hedef belirledik. Ve çalışmalarımızda bu yönde de devam etmekteyiz. Enerji Hanım'la 1000'in üzerinde ev hanımına ulaştık. Enerji Çocuk'la 4000'in üzerindeki öğrencimize eğitimler verdik. Üniversitelerde proje yarışmaları yaptık. Enerji verimliliği proje yarışması. Kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunduk. Bilgi alışverişinde bulunduk. Bize de destek oldular. Sağ olsunlar. Onun dışında sanayicilerimizle görüştük. Sanayiden pilot firmalar seçtik. Ve bu pilot firmalardan da ön enerji etütleri düzenledik karşılıklı olarak. Sanayimizde, Denizli sanayimizde bu etütlerle birlikte Denizli sanayimizde %20'nin üzerinde enerji tasarrufu olduğunu belirledik. Ve bu bilgimizi de tüm sanayicilere bastırdığımız kitapçıklarla ulaştırdık, ilettik. Bu şekilde çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Evet. Yeni projeler üzerinde de devam ediyoruz. Yeni projeler hazırlıklarındayız. Yani enerji verimliliği aslında sosyal bir sorumluluk projesi. Tüm, evet, vatandaşlarımızı ilgilendiren bir proje. Biz aracıyız tabii ki her zaman. Bir Enerji Verimliliği Derneği olarak da bu sosyal sorumlulukta elimizden geldiğini sonuna kadar yaptığımıza inanıyorum. Harika, güzel işler yapmışsınız. Pekala, evet, bu karşı taraftaki muhatap olan işte kadınlar, çocukların, evet, evet, ilgisi nasıl? İlgi yoğun. Tabii, hı, ki vatandaşlarımıza zaten ulaşma şeklimiz sergiler, tiyatro gösterileri, bu şekilde ulaştık ve ilgi de çok büyüktü. Büyük yankı uyandırdı zaten. Enerji Hanım projesi zaten hem ülke genelinde, Denizli'mizde de büyük bir ilgiyle karşılaştı. Sizin tanışmanız da bu proje kapsamında mı oldu? Tabii ki gittim zaten. Hmm. İlk başlangıcımız onunla. Bir yerinden başlamak gerekiyor. Benim yaptığım işle de bağlantılı olduğu için devam ediyorum. Daha çok bilgiye ulaşacağım. Daha çok insana yardım etmeye çalışacağım.
bu şekilde çalışıyoruz. Siz de aslında o farklılıkları kendinize görebiliyorsunuz değil mi? Yani bu dernekle ilk çalışmaları başladığınız ilk günden bu son günde bilgi açısından bayağı bilgi oluşmuştur değil mi sizde? Yani bilmediğiniz birçok şey öğrenmişsinizdir. Belki bilmediğim daha çok şeyler var ama tabii mutlaka ki kendimi evet ifade edebilecek kadar. Artı eşim de zaten elektrik işiyle de uğraştığı için böyle tamamen bağlantılı bir şey oldu. Bu benim işimi kolaylaştırıyor. Ama daha çok bilgiye ihtiyacım var. Evet, zaman içinde onları da geliştireceğiz inşallah. Güzel, güzel, tebrikler. Teşekkürler. Yani bu konuda kadınları gerçekten tebrik ediyorum. Hem er kadın ne yapıyorsunuz, hem çocuk bakıyorsunuz, işte büyütüyorsunuz. Evet. Hem de büyük çocuk dediğim o eşlerinize bakıyorsunuz. Evet. Öyle bir de fırsat bulup maşallah yani harika, tebrik evet. ediyorum gerçekten. Böyle bir dernekte de görev almışsınız. Evet, tebrikler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mustafa Bey'le devam edelim. Mustafa Bey, ekolojik bina. Evet. Benim de çok hoşuma giden konulardan biri. Evet. Sanayideki dediğim gibi öz tüketime yönelik işletmelerdeki projeyi konutlarda da aslına bakarsanız uygulamak istiyoruz. Konutlarda da kendi enerjisini üreten binaların Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu konuda Gaziantep'teki Enerji Bilimi Derneği Şubemizin bir çalışması oldu son zamanlarda. LEED sertifikalı bir ekolojik bina projesi gerçekleştirdiler ve Gold sertifika aldılar bu bina için. Nedir? LEED enerji? LEED. LEED sertifikası. LEED şeyi mi? Yok. Bu başka bir şey mi? Bu tamam. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir... Hani sayır duymaz yakıştırır derler ya da. Evet. Cahil duymaz yakıştırır derler. Bu konuda cahiliz tabii. İşte Almanya'daki karşılığı Passive House, İngiltere'deki karşılığı Birim, Amerika'daki karşılığı LEED şeklinde ekolojik binalara verilen bir sınıflama ya istinaden verilen bir sertifikanın ismi. Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda binalar, konutlar için enerji kimliği projesi yakın bir zamanda başlayacak. Uzun zamandır çalışmaları devam ediyor. Biz tabii bunu sadece sınıflandırarak hani sadece bir kağıt belge olarak kalmasını istemiyoruz. Bunun gerçekten uygulamada da diğer bu konuda bizden daha gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmasını ve bu şekilde gelişmesini istiyoruz. Yani bunu Gaziantep'te şu anda yapmışlar. Tabii ki. Bunun dışında İstanbul'da da mesela bir çocuk yuvasına aynı şekilde bir belediyenin yaptığı bir proje var mesela. Orada da bir kreşe uygulanmış. O binada kendi enerjisini kendisi üretiyor ve aynı zamanda atık tarafında da binada işte çevreye saygılı, işte yağmur suyunun tekrardan bahçe sulaması için kullanılması gibi böyle birçok tasarruf sağlayan noktalar var. Zaten sertifika aşamasında, sertifikalandırma aşamasında 100'e yakın nokta var. Bunların hepsine işte dikkat ederekten bir projemiz var. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük yaptığı bir proje aslına bakarsanız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi. Biz tabii dernek olarak yine aracılık yapıyoruz, yönlendirme yapıyoruz. Bu konudaki işte bilgilerimizi elimizden geldiği kadar paylaşaraktan projenin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizde daha birçok sayabileceğimiz bu konuda işte sertifika almış yapı var aslında ama Denizli'mizde maalesef herhangi sertifikalı bir konut şu anda bulunmamakta. Aslında birçok konuda Denizli ileridir ama evet. Demek ki buna pek fazla dikkat bu etmedi. Bu atlanmış, evet. Atlanmış. Biz de hani bu açığı gördüğümüz için bunu en kısa sürede kapatmak üzere Büyükşehir Belediyesi ile bir ekolojik bina projesi yürütüyoruz şu anda. Bu iki başlık adı olarak ele alınıyor herhalde değil mi? Bir enerji olarak bir de atık. Daha ziyade ağırlıklı olarak herhalde değil mi? Aslına bakarsanız olay biraz daha geniş çaplı. Binayı yapmadan önce 6 kriter var. Bunlardan ilki sürdürülebilir alan geliştirmesi. Yani bu şu demek oluyor. Doğaya uyumlu, doğanın formuna uyumlu. Binanın yapılacağı yere göre değişiyor tabii ki bu. Proje bazlı olarak değerlendirilen bir kriter. Dediğim gibi teknik tarafında çok fazla nokta var. Her birisinde işte bir puanlama sistemi var. Doğaya uyumlu ve işte doğaya saygılı noktasından başlayıp işte kendi enerjisini üretmesi, atık sistemi yapması, suyunu işte idareli kullanması, havalandırması, hava kalitesi, iklimlendirme, işte güneş ışığının geliş açılarının işte değerlendirilmesi gibi çok fazla teknik detay var işin içerisinde. Bu evet. Saydığınız özelliklerden biri de mesela benim çok dikkatimi çeken konulardan biri güneş enerjisi. Mesela güneşin binayı görme açısı. Evet. Şehirlerin birçoğunda bizim burada da var tabii yani o yapılan yanlışlık birçok yerde olduğu gibi birbirinin
güneşe bakan tarafını kapatan binalar. Evet. Maalesef zannediyorum ki Türkiye'nin birçok yerinde yapıldığı için bu hata, enerjinin galiba %50'sini biz kullanamıyoruz. Maalesef. Çünkü bir bina düşünün, çift daire olduğunu düşünün. Her iki dairesinde güneş kesinlikle girmez. Yani bu böyle bir şey yok. Evet. Bir taraf giriyor mesela, bir taraf donuyor işte. Bir taraf ısınıyor mesela bu kış günlerinde bile. Hı hı. Aslında güneş enerjisinden ev ısınabilecekken öbür tarafta kuzey cephesi dediğimiz cephede donuyor. Soğuk. Evet. Doğru. Aslında mimari açıdan da, şehir planlaması açısından da onlara dikkat edilse iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu projenin amaçlarından birisi de bu zaten. Şehrimizde faaliyet aslında sadece şehrimiz için geçerli değil. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm mimarlara, müteahhitlere örnek olacak bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Güzel. Burada dediğim gibi belirli kriterler ve belirli puanlar olduğu için bu puanları da işte sertifikasyon yapacak firmanın kontrolünde gerçekleştirerek kazanabileceğimiz için güzel, hani konusunda deneyimli danışmanlarla bu işi götürüyoruz. Bu sonrasında tabii ki biz hani binayı yaptık, işte bizim artık binamız var şeklinde bir proje değil. Biz bu binayı yaptık, burada bu şekilde teknikler uygulandı şeklinde işte müteahhitlerimize, artık konutlarda kullanıcılarımıza, çocuklara özellikle bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılarak devam ettirilecek bir proje. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü siz Enerji Verimliliği Derneği olarak ancak proje üretebilirsiniz. Tabii ki. Yani kalkıp da bina yapacak haliniz yok. Yani. Şehri yeniden yakıp yapma durumunuz yok. Evet. İşte sanayi tesisi kurma şansınız yok. O anlamda aslında o muhatapların da sizinle iyi iletişim içerisinde olması lazım değil evet. mi? Genelde bunlar sanayi kesimi diyebiliriz herhalde ağırlık olarak. Evet. Bir de bu inşaatla ilgili bina, tabii konut, evet doğru. Konut bireysel dediğimizde, konutlarla da onların ilgili. Aslında sizlerle çok sıkı bir işbirliği içerisinde olması lazım. Tabii ki. Türkiye'de kullanılan, tüketilen enerjinin %42'si sanayide, %30'u konutlarda tüketiliyor. %72'lik bir kısım yapıyor. Evet, sadece bu iki kesim değil evet. mi? Evet, o yüzden çok önemli. Doğru, %72 önemli. Çok büyük rakam. Evet, sizinle devam edeceğiz yine Mustafa Bey. Nermin Hanım'la devam edelim. Sizin uzmanlık alanınız. Evet, verimli evet. ulaşım. Verimli ulaşım. Verimli ulaşım, evet. Neler yani dersiniz? Diyebileceğim, şimdi biz eğitimlerimizde, direksiyon eğitimlerimizde tabii ki yakıt, petrol, bu da bir enerji kaynağı. Şunu söylüyor musunuz onları? Ya siz kendi özel aracınız var ama olur olmaz bunu kullanmayın. Genelde toplu ulaşım araçlarını kullanın. Biz sadece araba kullanmayı evet. bak iyi bir şekilde öğretiyoruz evet. ama. Toplu taşımanın önemini tabii ki her insanın bilmesi gerekiyor ama yani hani kolaylaştıracak kısmına bakalım diyoruz ama sanırım araç üzerinde olmayı seviyoruz. Araç üzerinde seyahat etmeyi seviyoruz. Kısa mesafelere de gidiyorlar ama biz tabii ki yeni eğitim verdiğimiz öğrencilerimize bunun önemini de arz ediyoruz. Şimdi eğitim anında yakıtla giriyoruz bu işe. Yakıt kullanırken agresif kullanma deriz. Agresif kullanmadan kaçınıp, yani bizim yeni öğrencilerimiz çok yapar bunu. Son devirde bir gaz ve ani frenleme. Aslında hani yumuşak kullansak yakıttan %5 oranında tasarruf sağlıyoruz. Daha geçiş olarak daha rahat yapmamız lazım. Teker hava basıncı, bunun 0.5 bar düşük olması bile yakıttan %4 oranında tasarruf sağlıyor. Rahatlığı seviyoruz. Dediğim gibi klimalar, kaloriferler gereksiz yere çalıştırılmamalı. Yani hava şartları uygunsa tabii ki camlar, ama camlar da bizi kurtarmıyor. Camların da açık olması yakıtta yakıt kaybına neden oluyor. Bunları öğretmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onun dışında nasıl öğreniyorlar mı? Tabii ki. Zaten bu bilgilerle ilgili kısmı aracı tanıtmaktır bu. Biz aracı tanıtmak için aracı olan hani nasıl kullanacaksınız? Direkt hani böyle yola devam etmek değil de aracı tanıtma açısından bu detaylara girdiğimizde hem ısınma aşamasında oluyorlar hem daha rahat arabayla haşır neşir olabiliyorlar. Şimdi giderkenki agresif kullanımı hallediyoruz. Onda hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama bakımlar,
yakıt, diğer sürücülerimiz için de geçerli bu. Servis bakımlarını sık sık yaptırmamız gerekiyor. Yakıt filtreleri, bujileri olsun. Tam zamanında ve donanımlı bir şekilde yaptırmamız gerekiyor. Bunlar da önem taşıyor. Ulaşımda, yakıt tasarrufunda. Mustafa Bey, isterseniz şu ekolojik bina ile ilgili biraz daha konuşmaya devam edelim diye düşünüyorum. Evet. Neler söyleyebiliriz onunla ilgili daha? Ekolojik bina deyince tabii herkesin aklında sadece bir bina geliyor olabilir. Ben biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. İçerisinde enerji ve enerji verimliliği ile ilgili organizasyonun yapılabileceği bir konferans salonu ve 2 adet bilim laboratuvarı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu bilim laboratuvarları çocuklarımıza yönelik işte enerjinin nasıl üretildiği, yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, bunları görerek, dokunarak öğrenebilecekleri 2 adet bir bilim laboratuvarı düşünüyoruz. Güzel. Ağaç yaşken eğilir mantığıyla çocuklarımıza bu bilinci bu yaşlarda vermeyi hedefliyoruz. Yeri tespit ettiniz mi bu konuda? Yeri tespit ettik. Trafik eğitim parkının olduğu alanda 1230 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilecek bir projemiz. Güzel. Ne zaman olacak gibi? Şu anda tahmini alan şöyle söyleyeyim, bir sene içerisinde, 15 ay, 16 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Harika, güzel. Mimarlık ofisleriyle, alanda tecrübeli mimarlık takımlarıyla şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu tabii buradaki bilim laboratuvarlarına karar verme sebebimiz, aslında bakarsanız biz Deniz Şubesi olarak, Enerji Bilim Derneği Deniz Şubesi olarak Türkiye'nin en büyük bilim merkezini ziyaret ettik. Oradaki uygulamayı yerinde gördük. Bizzat kendimiz de dokunarak orada çocuklarla beraber katıldık oradaki eğitimlere, programlara. Biz insan olarak dokunmayı seviyoruz yani, değil mi? İlla ki o zaman daha çok ikna oluyoruz. Tabii ki. Çünkü bu yaratılışımız da var yani. Evet. Dolayısıyla o yapacağınız şey de çok önemli. Evet, gerçekten. Çocuklarda kalıcı bir eğitim bırak, verimlilik noktasında kalıcı bir şey bırakmış olacağız aslında bakarsanız bu böylelikle. Çünkü biz ne kadar anlatsak, göstersek de o kendisi onu bizzat uygulamadığı sürece çocuk olarak hani çok fazla bir etki bırakamıyoruz maalesef. Hayattaki bütün şeyler öyle zaten, değil mi? Evet. Teori başka, uygulama başka. Tabii ki. Uyguladığımızda ancak öğreniyoruz. Evet. Ama tabii bunun dışında sadece Denizli merkezdeki çocuklarımıza yönelik değil, ilçelerdeki ve köylerdeki çocuklarımızın da bunlardan faydalanmasını istiyoruz. Çünkü bu bir ülke genelinde bir sosyal sorumluluk projesi aslında bakarsanız. Bu alanda da bir bilim otobüsü projemiz var. Bunun üzerinde şu anda çalışmalara başladık. Yakın zamanda Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizin başkanlarıyla bu konuda görüşmelere başlamayı planlıyoruz. O zaman anladığım kadarıyla kurumlarla da iyi bir çalışmanız var. Tabii ki. Yani sonuçta sosyal sorumluluk projesi olduğu için kurumların da gereken desteği sağ olsunlar sürekli gösteriyorlar. Bu şekilde desteklerini de tekrardan bizden esirgememelerini bekliyoruz açıkçası. Eyvallah. Son cümleler için size tekrar döneceğim. Nermin Hanım, son cümlelerini alayım. Yani unutmamak lazım, projelerimiz devam etmekte. Yalnız bu 4 büyük projemizden bir tanesi olan Enerji Hanım projemiz, 2015-2016 yılının en iyi projesi seçildi. Ve bu projemizi ihraç ettik. Oo, güzel. Evet, ihraç Nereye ettik. Nereye ihraç ettiniz? Hindistan'a ihraç ettik. Güzel. 2016 yılında. Benim isteğim, dileğim bu projemizi sanayicilerimiz, ev hanımlarımız, vatandaşlarımızın bu kadar güzel bir projeyi sahip çıkmaları. Evet. Son noktamız bu. Peki her şey evdeki enerji kullanımı ile ilgili. Şunları da söyleyebilir miyiz? Mesela kış mevsiminde işte kalorifer peteklerinin önünün kapatılmaması. Evet. Perdeyle olsun, koltukla olsun kapatılmaması. Değil mi? Onları tabii da sayabiliriz. Tabii ki. Bunlar da dahil. Ev tasarrufunda bunlar da dahil. Yani enerji israfına neden oluyor, değil mi? Aynen. Ben onu şöyle örneklendiriyorum. Bir elektrikli soba düşünelim. İşte gözümüzde gördüğümüz. Onu koyduğumuzda veya eski klasik soba. Onu koyduğumuzda önüne koltuk koyar mıydık hiç? Hiç. Koymayız. Direkt veya klimayı açtığınızda önüne koltuk konulur mu? Konmaz. Evet. Hala ben onu tam olarak anlamış değilim. Niye peteklerin önünde hala koltuklar var? O da bayağı mantolamanın da çok büyük etkisi var. Biliyorsunuz ki mantolama da, bina mantolaması da ısı enerjisinden tasarruf sağlıyor. Evet. Tabii bunların da etkisi var. Ama peteklerin önünün de açık olması
ısı enerjisi açısından oldukça önemli. Evet. Nasıl klimanın önünü kapatmıyorsak, aynen, peteklerin evet, önünde evet, kapatmamak lazım. Evet, artı evet, bir de şeylerde de ev tasarrufunda camlarda da çok büyük kaçak olduğunu düşünüyorum. Onların da yılda birer kez en az o işte penci dediğimiz arkadaşlar tarafından o lastiklerinin kontrol ettirilmesinde fayda var. Çünkü aç kapa aç kapa onlarda bir aralık oluşmaya başlıyor. Onu her yıl kontrol ettirmekte fayda var. Çünkü ben bunları kendi evimde uyguluyorum. Aynı zamanda evet, çevreci. İyi bir tasarruf örneğisiniz. Evet, verimlilik, israf. Evet. Daha ziyade evet, israf evet, etmemek israf adına evet, ben bunları yapıyorum. Bunların sonucunda dönüşü bana iyi oluyor gerçekten. Ev daha hızlı ısınıyor. Daha az yakıt parası ödüyorum. Yaklaşık 20 dairelik bir yerde oturuyoruz. Bir tane bir komşumuz var. O tek kişi. O birinci gelir. Sürekli ben ikinci gelirim. Ama ben 4 kişilik bir aileyim. Normalde 5 de kızımız işte okuyor başka bir şehirde. Ben yaklaşık 3-4 odasını mekan açık alanını kullanıyorum. Öyleyken tasarruflu kullandığım için işte güneş gelir hemen perdeyi açarım güneşten evet, istifade etmek için. İşte koltukların peteklerin önündeki koltuklar yoktur jipsam için. Tamamen petekleri görürsünüz bizim eve geldiğinizde. Elektrik sobasını görür gibi. Pencerelerin o fitillerini kontrol ettiririm. Dolayısıyla evet, ikinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Yani küçük şeyler. Diğer arkadaşlarımıza örnek olmak açısından evet, yapıyorum aslında bunu. Aslında küçük şeyler ama evet, bu atasözüne göre damlaya damlaya göl olur. Tasarrufta da aynı şekilde siz de farkındasınız. Vatandaşlarımız da bilgilendikten sonra zaten bunları uyguladıktan sonra gerçekten de tasarrufta büyük ölçüde verimlilik sağlayacaklarını düşünüyorum enerji tasarrufunda. Kesinlikle. Evet. Zaten verimlilik demek israf etmemek evet, demek yani birbirinin karşılığı olan şeyler. Zaten Yaradanımızın da bu konuda emri var zaten. Yiyiniz içiniz diyor Yaradanımız, israf etmeyiniz. Çok teşekkürler Nerman Hanım. Size bir dönüşte şey alacağım. Biz konuklarımızdan işte en son okuduğu bir ricamız oluyor. En son okuduğunuz kitap, en son izlediğiniz film ve en son gittiğiniz etkinlik. İsterseniz şimdi söyleyebilirsiniz veya Mustafa Bey'in son sözlerini aldıktan sonra da söyleyebilirsiniz. Evet, son sözler olarak bize neler söylemek istersiniz? Enerji Bilimi Derneği olarak bu şekilde bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Halkımızdan, sanayicilerimizden, büyüklerimizden, kurumlardan da aynı şekilde daha yaşanılabilir bir çevre ve gelecek bırakmak için sonraki nesillere enerjilerini korumalarını ve verimli kullanmalarını. Evet. Çocuklarınızı seviyorsanız tabii israf ki, etmeyiniz. Tabii gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre için enerjimizi verimli kullanmamız gerekiyor. Eyvallah. Pekala Mustafa Bey, sizden de rica edebilir miyiz? En son okuduğunuz kitap, en son izlediğiniz evet, film ve en son gittiğiniz etkinlik. En son okuduğum kitap, şu anda okumaya devam ediyorum. Harari'nin Sapiens kitabı. En son gittiğim film... İzlediğiniz film, izlediğimiz film. Aslına bakarsanız çok da vaktim olmuyor ama çok hatırlamıyorum. Onu biz internet ortamında olabilir, DVD'den evet, olabilir, televizyondan olabilir. Yani illa sinema olması şart değil. O sinemayı zaten şu an o anlamda eleştiriyorum. Çünkü sinema fiyatları gerçekten çok yüksek. Evet. Ben kendimden örnek veriyorum. 5 kişilik aile sinemaya gitmeye kalksanız her hafta dünyanın parası evet, diyor. Biraz o anlamda da sinema sektöründen rakamların gerçekten özellikle o %80 kesim dediğimiz asgari ücretli insanların ulaşabilecekleri rakama çekmelerinde evet, fayda var. İnternetten Jack Reacher'ı izledim en son. Yeni çıkan ikinci filmini. En son gittiğim etkinlik, dernek olarak sürekli etkinlikler yapıyoruz aslında. Harika, güzel en son, olabilir. Tabii ki. Deniz İşkur müdürümüzün ziyaretine gittik. Onların çalışmaları hakkında kendilerinden bilgi aldık. Genelde işle ilgili etkinlikler oluyor bizimkiler. Harika. Sen on gittiğin etkinlikte oydum. Önemli olan sosyal hayatın içinde olmuş tabii olmak. Tabii ki. Denizli bu anlamda da canlı bir şehir. Evet. Herkes o anlamda da kutluyorum. Gün gerçekten, geçtikçe de ilerlemeye yani devam herkesin ediyor. Herkesin gidebileceği mutlaka bir etkinlik var Denizli'de. Doğru. Tabii ki. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim ziyaretiniz için. Çok teşekkürler. Nerman Hanım, sizin alayım mümkünse. Tabii ki ben çok yoğun çalışıyorum ama sinema... Yani bunun fiyatıyla da alakası yok ama sinema etkinliği olsun, diğer etkinliklere gidemiyorum. Çünkü haftanın her günü, cumartesi, pazar da olmak üzere çalışıyorum. Yani okuyabildiğim kadarıyla kişisel gelişim kitaplarını tercih ediyorum. Güzel. Elimden geldiğince zamanım oldukça onları okuyorum. Güzel, çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım bu kadar yoğun olmuştur bir çalışma hayatına... Bize zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Ve böyle bir sosyal dernekte de
görev aldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve bunun için de kutluyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Dernekleri ben bir takım olarak görüyorum. Bu Enerji Verimli Derneği ile bizim 3. programımız. Dernek başkanlarının takımların başkanı derim genelde. Evet. Mehmet Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu 3. programımız ama dernek başkanı olarak onu misafir edemedik çünkü habire takımdaki diğer arkadaşlarını gönderiyor. Bunun için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Hem bu program vesilesiyle hem de siz artık iletirseniz sevinirim. Tabii ki memnuniyetle. Bundan sonraki çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.